Dimmi takit, tadi kinatun takita. Takit, tadi kinatun takka. Dimmi ta. Herkese merhaba. Umarım ritimleri devam ediyorsunuzdur. Önümüzdeki derslerde daha fazla yer arayacağız. Hemen hatırlamak gerekiyorsa ta, takki, takkitte, takkadimi, tadigeneton. Bunları unutmuyoruz. Şimdi bu dersimizde sevgili arkadaşlar, ben bir şeyler getirdim. Size onları göstermek istiyorum ve bunları göstermemin sebebi aslında çalışırken çalışma ortamınızı nasıl düzenlemeniz gerektiği ve ne sıklıkta çalışmanız gerektiği ile ilgili birkaç bir şey paylaşmak istiyorum. Önceki derslerimizde de hatırlayacağınız gibi başlangıçta özellikle bir aynadan bahsetmiştik. Bazen arkadaşlar şey diyorlar işte, yani ayna bizim evin öbür odasında, ta oraya kadar gidip nasıl orada çalışayım, işte benim odamda ayna yok vesaire gibilerinden. Çok basit bir çözümümüz var. Şöyle bir şey bile bulsanız yeterli. Yani çok fazla bir tutarı olacağını zannetmiyorum. Çok basit. Bunu sadece şöyle koyduğunuz zaman gitarla kendi aranızda elinizi görmeniz yarayacak ve yeterli bir ayna diyebiliyorum. Bir tane saat, şöyle bir saat, böyle bir saat yani çok faydalı olacak. Çünkü diyelim ki 15 dakika çalışmak istiyorsunuz. Hemen saati 15 dakikaya, işte ne bileyim 12-12 diye ayarladığınız zaman koyduğunuzda yani İngilizcesi time management diyoruz. Zamanınızı nasıl ayarlamanız gerektiğini de çok rahat bir şekilde görmenizde fayda var. Çünkü sıklıkla karşılaşılan problemlerden bir tanesi, gitarınızı elinize alıyorsunuz ve işte şimdi birazcık gitar çalışmam gerekiyor dediğinizden sonraki geçen vakti eğer düzgün bir şekilde programlamadıysanız ve yazmıyorsanız, not etmiyorsanız ne kadar çalıştığınızı, bazen az çalışabiliyorsunuz, bazen hiç, bazen de belki çok fazla oluyor. Yani bu da bizim esas yapmak istediğimiz bu gitar müzik çalışmalarında mümkün olduğunca hep aynı seviyede çalışmalarımıza devam etmek. Yani bir gün mesela 15 dakika çalıştınız, onu not edin, tarihinizi, 15 dakika çalıştım. Daha sonra da ertesi gün gitarı elinize aldığınız zaman gene 15 dakika çalışmanız bir gün, bir saat, bir gün hiçten çok çok daha iyi oluyor. Daha sonra çalışmalarınızı sürdürürken yanınızda bence bir metronomunuz olsun. Belki şöyle bir metronom, belki böyle bir metronom, hiç fark etmez. Belki telefonunuzun indireceğiniz bir aplikasyon da olabilir, metronom aplikasyonu. Bu şekilde de çalışabilirsiniz. Gitarınızın akortlu olduğundan emin olmaya çalışın mümkün olduğunca. İşte diğer derslerde göstermiştim, bu akort aleti çok minik olan, böyle gitarı şu şekilde tutturabiliyorsunuz. Bunun yardımıyla akordunuzu yapabilirsiniz ya da böyle old school dediğimiz, yani çok eski bir tip tuner'la da akordunuzu yapabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde sizlerle beraber belki ufak bir parça, yani şarkı çalmayı deneyeceğiz. Öğrendiğimiz akorlarla beraber. Yani tekrar ediyorum. La minör, mi majör, do majör, re majör ve fa majörün içinde olduğu bir parça. House of the Rising Sun diyoruz biz bu şarkının ismini. Çok eski bir şarkı aslında, 60'larda. YouTube'dan belki açıp bulabilirsiniz. Bunu göstermek isteyişimin bazı sebepleri var. Birincisi, temel akorlarla çalabileceğinizden dolayı. Ve aynı zamanda da bu parça 6-8'lik bir parça. Yani biz 1-2-3-1-2-3 ya da takite diyoruz ya, takite, 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 takite diye de ritmini ağzımıza söyleyebiliriz. Bence denemekte çok fayda var. İlk önce la minörle başlıyor. Daha sonra do majör. Daha sonra re majör. Daha sonra fa majör. Daha sonra la minör, do majör ve mi majörle ilk set akorlar tamamlanıyor. İkinci sette la minör, do majör, re majör, fa majör, la minör, mi majör ve la minör diye bitiyor. Şimdi çok basit bir şekilde şöyle bir egzersizle başlayabiliriz şarkıya ki bence bu güzel bir yaklaşım. Yani ne demek istiyorum? Herhangi bir şarkıyı ya da egzersizi ya da işte ne bileyim çalmak istediğiniz melodiyi öğrenmek istediğiniz zaman mümkün olduğunca yavaş bir şekilde öğrenmeye çalışın ve
o öğrenme zamanınızı da yavaşlatmanızda fayda var. Yani hemen o şarkının ya da melodinin temposuna çalmaya çalışmak sizi ileriye götürmeyecek. Bilakis sıkıntı yaratabilir ve belki de psikolojik olarak hani yapamıyorum, edemiyorum gibi durumlara sizi sokabilir. Bunu da ortadan kaldırmak için emin olun gayet yavaş bir şekilde ben diyorum ki la minör akorumu çalıyorum ve 1-2-3 diye sayıyorum ya da takit ediyorum. Çok basit bir şekilde aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı. Yani aslında elimi hiç değiştirmeden 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 yapıyorum. Daha sonra diğer akora geçeceğim. Yani 1-2-3, 1-2-3, do majör. Sırada re majör var. Daha sonra fa majör. La minör, do majör, mi majör, diğerlerinden iki kat uzun. 1, 2, 3, 1, 2. İkinci çaldığım ritim şekline bakarsanız birazcık ama birincisi gibi değildi diyebilirsiniz doğal olarak. Muhakkak yani her zaman tekrarlamaya çalışıyorum. Bizim derslerimizi seyreden arkadaşlarımız içerisinde daha önce gitar çalmış olanlar var. Bu işten belki de profesyonel olarak da ilgilenenler var. Ama yeni başlayanlar da var. Yani egzersizleri ve çalışmaların hepsini hem basitleştirebiliriz hem de daha da komplike hale getirebiliriz. Bu artık sizin seviyenizle ilgili bir şey. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Eğer ki yeni başladığınız akorları yeni öğreniyorsunuz, mümkün olduğunca yavaş bir şekilde sadece belki sağ elinizde 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, bu şekilde çalabilirsiniz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, her şey aşağıya iniyor. Sağ elim sürekli. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, son 2, 3 ve tekrar la minör. Biraz daha ileri seviyede olan arkadaşlarımız için tam bir 6-8'lik feeling dediğimiz ritim paternini düşünebilirler. İkinci döngüde la minör, do majör, mi majör yapmadım. La minör, mi majör ve la minör diye geri dönüyorum. Şarkıyı dinlemenizi tavsiye ediyorum. Önümüzdeki hafta akorlara ve diğer çalışmalara devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.